Evet, şu anda Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden konuğumuz olacak. Ben bu başlıkları kendisiyle konuşacağım. Birlikte değerlendireceğiz. Profesör Doktor Osman Balaban, hoş geldiniz diyorum efendim öncelikle. Hoş bulduk Meltem Hanım. Çok teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Çok teşekkürler. Biz biraz önce de maddeleri birer birer aktardık. Daha önce yaralının aksine şu anda bir binada oturanların 1/3'ünün rızası gerekiyor dedik. Aslında olumlu bir adım. Çünkü bazen sıkıntılar çıkabiliyordu. Tek bir kişinin itirazıyla bile kentsel dönüşüme girmesi yavaşlayabiliyordu, gecikebiliyordu ya hatta hiç girmeyebiliyordu. İstanbul için şimdi nasıl bir çalışma gündemde, sizi dinleyelim. Yani İstanbul tabii özelinde bunlar hep konuşuluyor. Bu 1/3 mesele aslında bizim bugün sizin o başlıklarda da söylediğiniz birçok şey, konuştuğumuz şeylerin hepsi çok çok yeni şeyler değil. Zaten aslında var olan, sistemde var olan düzenlemeler. Yani bunların bir miktar sorunlarının çözülmesi ve iyileştirilmesi üzerine konuşuyoruz. Şimdi 1/2 tabii şunun için önemli. Yani zaten bizim 6306 sayılı riskli alanların dönüşümü hakkında bir kanun var ve bu bakanlığa bu türden riskli alanlarda dönüşüm yapma yetkisini veriyor. Buralarda tabii riskli yapı tespiti yapıldığında o yapıların hızlı bir biçimde yenilenmesi durumu söz konusu oluyordu. Burada tabii kat maliklerinin hepsinin aslında bu işe rıza göstermeleri gerekiyor. Tabii bu rızayı oy birliğiyle almak çok kolay bir iş değil. Ama 1/2 zaten, yani 6306 sayılı kanunun uygulama yönetmeliğinde de aslında var olan bir şey benim bildiğim kadarıyla. Yani çok yeni bir şey değil. Ama kanun aslında oy birliğiyle anlaşmayı esas alıyor. Oy birliğiyle anlaşma olmaması halinde hisse payları oranında yine 1/2 çoğunlukla işlem yapılabileceğini yönetmelikte zaten söylüyordu. Muhtemelen bunu daha da kolaylaştıran, yani 1/2'yi birçok uygulama açısından bir, yani nitelikli çoğunluğu, yani oy birliği değil de bir nitelikli çoğunlukla birçok uygulamayı yapmaya olanak verecek bazı düzenlemeler yapılacak gibi anlıyoruz. Çünkü yapılacak şeylerin detayı hakkında çok fazla bilgimiz yok. Yani bunlar kamuoyuyla çok etraflıca paylaşılmıyor ama benim buradan anladığım 1/2'yi biraz daha kolay uygulanabilen ve sürecin pek çok aşamasını kolaylaştıracak bir yeni düzenleme olarak getirmek istiyor bakanlık. Bu da tabii anlamlı bir şey. Yani bir kişinin bazen tabii bunlar haklı sebeplere de dayalı olabiliyor. Bazen de arkasında çok haklı sebepler olamayabiliyor. Ve bir kişinin böyle bir ısrarı büyük bir yapının risk durumunun ortadan kalkmasını engelleyebiliyordu. Dolayısıyla bu, yani altı iyi doldurulursa olumlu bir şeye de dönebilir. Ama çok yeni bir şey değil. Zaten hani var olan uygulamanın biraz daha iyileştirileceği gibi ben bir miktar algılıyorum. Yani daha önce de olan bir uygulamaydı diyorsunuz. Yani en azından kanunda yer alan yani, bir maddeydi. Bu yeni bir madde değil benim anladığım kadarıyla, ama belki daha yaygınlaştırılacak, daha açılacak, kolaylaştırılacak buna gidiş yolu. Evet. Yani mevcut kanun oy birliğini esas alıyor ama 1/2'ye de zaten olanak veriyordu. Hı hı. Şimdi onun biraz daha geliştirilip yaygınlaştırılacağını herhalde göreceğiz. Evet, şimdi Çevre Bakanı yüksek konut fiyatlarını önlemenin bir yolu olarak da bir öneride bulundu. Devlet arazilerinin satışa çıkarılması, bu bir fikir olarak ortaya atıldı. Bunun satışa çıkarılacağını söyledi. Bu arazi satışı, devlet arazilerinin satışı konut fiyatlarını nasıl etkiler? Yani tabii ki düşürmesini bekliyoruz ama neler söylemek istersiniz bu konuda? Ya tabii oradaki mantık şu, yani konut fiyatları tabii çok yükseldi. Niye? Talep çok, arz sınırlı. Arz ve talep arasında böyle bir dengesizlik olduğunda tabii fiyatlar yükseliyor. Burada tabii yapılması gereken şey arzı arttırmak. Yani konut sayısını, konut üretimini arttırmak olarak görülüyor. Ama tabii bunu özel şahıslara ait arsalar üzerinde yaptığınızda arsa maliyetleri çok yüksek olduğu için tabii konut ucuz veya daha uygun fiyatlarda konut üretilemiyor. Dolayısıyla arkasındaki mantık, biz hazineye ait, yani devlete ait olan arsa ve arazileri sıfır maliyetle sisteme sokar isek hızlı bir şekilde arzı da arttırırız ve buralarda da düşük maliyetli konut üretip fiyatları aşağı çekebiliriz gibi düşünülüyor. Bu tabii bir hani piyasa mekanizması mantığı açısından bakıldığında iyi işleyebilir bir şey gibi görünüyor ama tabii bunun arkasındaki bazı tehlikeleri göz ardı etmemek gerekiyor Meltem Hanım. Ne gibi şöyle tehlikeler? Ki biz hazine arazilerinin satışını, onları biraz açıklayayım. Hı hı. Biz şimdi hazine arazilerinin satışını ilk kez tartışmıyoruz.
Yani 2001 krizinden çıkışın da yollarını biz 2002'den sonra ararken yine hazine arazilerinin satışını gündeme getirdik ve 2000'lerin başından itibaren biz birçok kentimizdeki hazine arazilerini, kamuya ait arsa ve arazileri tırnak içerisinde söylüyorum ekonomiye kazandırma gerekçesiyle zaten bu türden projelere, yapılaşmalara konu ettik. Şimdi şu anki tehlike biraz şu, birçok kentte zaten hazine arazilerini tükettik. Olan hazine arazilerinin de önemli bir kısmı ya mera alanı, ya tarım alanı, ya orman alanı, bunun gibi korunması gereken alanlar. Şimdi biz kolaylıkla kamu arazilerini, hazine arazilerini satalım, buralardan bir kaynak yaratalım dediğimizde ister istemez gözümüzü birçok yerde ormanlara, meralara, tarım alanlarına çevirmiş olacağız. Hatta bunu ben hani bir afaki bir şey olarak söylemiyorum. Bakın Şubat 2023'te depremden hemen sonra bir kararname yayınlandı. Deprem bölgesinde geçici ve kalıcı iskan alanları belirlemek üzere bakanlığa istisnai yetkiler verildi ve buralarda mera arazileri ve ormanlar özellikle zikredildi. Çünkü Türkiye'deki mevcut hazine arazilerinin önemli bir kısmı buralarda oluşuyor. Şimdi buradaki tehlike şu. Bir taraftan da biz gıda fiyatlarının sadece konut fiyatlarının artışından söz etmiyoruz. Gıda fiyatlarının artışından, gıda krizinden de söz ediyoruz. Tarım yapacak alanlar bulamadığımızdan ya da ürettiği iklim değişikliği nedeniyle tarım verimliliğindeki düşüş nedeniyle gıda fiyatlarının artışından biz tarım bu türden mera, orman, tarım arazileri gibi aslında kendi içinde önemli değerlere haiz alanları konut yatırımlarına veya kentsel yatırımlarına kanalize ettiğimiz zaman bu sefer de gıda kriziyle, gıda fiyatlarının artışıyla olan problemimizi arttırmış olacağız. Yani orta ve uzun vadede bunun aslında orta ve uzun vadede bir enflasyonist etkisini bekliyoruz. Sadece yani konut fiyatlarını ucuzlatmakla olmuyor. Bunun yanı sıra bunun bir bedeli var. Sizin dediğiniz gibi hazine arazilerinde yani tarım yapılan özellikle arazilerde bunun bir ekonomikte maliyeti olacak önümüzdeki dönemlerde. Tabii bir de doğal varlıklarımızı da kaybetmiş olacağız. Yani bir ekonomik kayıp da aslında bir yandan o da olmuş olacak ama enflasyona da etkisini görebiliriz diyorsunuz. Bu oldukça önemli bir konuydu. O yüzden ben de altını çizmek istedim. Buyurun, bir diğer tehlikeye daha işaret edebilir miyim? Tabii müsaade ki, ederseniz. Lütfen. Bir diğer tehlikeye daha işaret etmek istiyorum. Şimdi bir de bulduğunuz hazine arazileri kentten çok kopuk alanlarda da olabilir. Yani bunlar şimdi kentlerin bir mevcut yerleşik alanı var ve hepimizin iş yeri, konut veya sosyalleşmek adına kullandığımız kentsel işlevler belli bir yakınlık içerisinde bir yoğunlaşma alanı sağlıyor. Şimdi birçok kentte bu hazine arazileri mevcut bulduğunuz hazine arazileri çok uzak kentten çok kopuk bölgelerde de olabiliyor. Şimdi buralarda konut yaptığınızda bu sefer o uzak alanlara altyapı götürmeniz gerekecek. Yol götüreceksiniz, içme ve kanalizasyon suyu altyapısı götüreceksiniz, elektrik götüreceksiniz. Oralardan bir miktar kaynak yaratacaksınız ama o kadar uzak alanlara altyapı götürmenin de kamuya başka maliyetleri olacak. Bu sefer insanlar o kadar uzak mesafelerde kente gidip gelmek için özel araçları daha fazla kullanmaya başlayacaklar. Bunun bir de enerji maliyeti binecek işin içerisinde. Biz bir taraftan da 2053 yılı için net sıfır hedefini İklim Paris Anlaşması kapsamında koymuş bir ülkeyiz. Dolayısıyla da kentte yaptığımız her şeyin aslında enerji ve kaynak verimliliğini ciddi anlamda düşünmemiz gerekiyor. Bir taraftan da böyle bir tehlike var. Dolayısıyla yani kentlerin mevcut yerleşik alanlarıyla çok iyi ilişkiler, yakın ilişkiler içerisinde olabilecek, korunması gereken doğal alan niteliği taşımayacak hazine arazisi bulabildiğiniz zaman evet bunu yapmanın bir mantığı olabilir ama bunları nerelerde ne kadar bulabilirsiniz? İşte orada bir benim açımdan bir soru işareti var. O yüzden de bence böyle hazine arazilerine falan bel bağlamak yerine başka bazı yaratıcı bir takım fonlama ve finansman araçlarıyla belki kentsel dönüşümü finanse etmek ya da yeni konut üretimini finanse etmenin yol ve yöntemlerini arayabiliriz. Oralara ilişkin de belki birkaç eğer ilginizi çekerse örnek verebilirim. O konuda mutlaka sizden birkaç örnek rica edeceğim. Konuyu daha iyi anlamamız ve farklı nasıl çözümlendirebilir bunu açıklayabilmek adına. Ancak sizin de kendi alanınız biliyorsunuz şehir bölge planlama. Biraz önce çok önemli bir konuya yine temas ettiniz. Bunlar uzak alanlarda olabilir dediniz bu hazine bölgesi. Burada şehir ve bölge planlamanın aslında ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Yani anlık ihtiyaçlarımızı hemen o ihtiyacın karşılanması değil. Bu bir bütünsellik, bu bir zamana yayılacak şekilde. Yani bir 10 yıl sonra bu insanların çocukları okullara nasıl gidecek mesela? Ya da evlerine nasıl dönecek? Toplu ulaşım mümkün olabilecek mi? Çünkü diğer hedeflerimiz de var. Hani bir enerji bağımlılığımız da söz konusu. Bütün bu çerçeve içerisinde bu planlamaların belki yapılması yine daha uygun olabilir. Şimdi bu noktada da sizin önerilerinize gelelim. Neler yapabilir? Bunun alternatifleri ne olabilirdi?
Ya şimdi özellikle mesele finansman meselesi ise kentsel dönüşümü nasıl finanse edeceğiz? Çünkü kentsel dönüşümle ilgili en büyük sıkıntımız orada. Yani biz kentsel dönüşümü yeni keşfetmiş değiliz. Yani Türkiye uzun yıllardır kentsel dönüşümü deneyimi olan bir ülke. Özellikle de 2001 krizinden sonra yani 2000'lerin ortalarından itibaren kentsel dönüşümle ilgili olarak birçok yasal düzenleme yapıldı. Pek çok proje yapıldı ama finansman çok önemli bir sorun olarak karşımızda duruyor. Çünkü kentsel dönüşüm maliyetli bir şey ve bu maliyeti de kolay kolay kimse karşılamak istemiyor. Yani bir eviniz dönüşüme girdiğinde herkes haklı olarak şunu istiyor ki cebinden bir kuruş para çıkmadan evi yenilenmiş olarak kendisine verilsin istiyor. Tabii müteahhit yaptığı inşaatın belli oranda karını elde etmek istiyor. Ortada bir maliyet var. Dolayısıyla birinin bu maliyete katlanması lazım. Bu da kamu sektörü olarak karşımıza çıkıyor. Biz uzun yıllar burada yoğunlukları arttırarak biraz kentsel dönüşümü finanse etmeye çalıştık. Yani ortalama işte 4 katlı yapılardan oluşan bir bölge dönüşecekse orayı 8 katlı bir yapı düzenine getirmeye çalıştık. Aradaki ilave 4 katlık imar haklarıyla da işte müteahhit karını, maliyetleri falan karşılayıp böylelikle de orada yaşayanların herhangi bir bedel ödemeden dönüşümden yararlanmasını sağlamaya çalıştık ama bu da şu anda karşımıza işletilemez bir model olarak çıktı. Çünkü yoğunluk artınca bu sefer yol altyapısını geliştiremiyorsunuz, içme suyu kanalizasyon altyapısını geliştiremiyorsunuz. Bu sefer de kent içerisinde çok yoğun altyapı sorunları olan bölgeler çıkmaya başladı. Şimdi biz bu sefer de hazine arazileri acaba bunu çözebilir miyiz diyoruz ama bu da çok aslında iyimser bir çözüm değil. Ama burada işte yani bir miktar kamunun artık bir irade ortaya koyması gerekiyor. Yani kamu bütçesinden belli alanlarda belki öncelikli olmayan alanlarda biraz tasarruflar yapıp bu alana kaynak aktarmak gerekiyor. Bakın biz 99 depremlerinden sonra özel iletişim vergisi koyduk. Yani deprem vergisi diye bilinen bir vergi. Ve burada 20 yıl, 22 yılda çok ciddi paralar toplandı. Yani sırf 2022 yılında sanıyorum 10 milyar TL'ye yakın bir para toplandı. 2000 ile 2022 arasında 38 milyar dolar civarında bir para bu vergiden toplandı. Ama biz biliyoruz ki bunun çok az bir kısmını biz depreme hazırlık için harcadık. O zaman şu anda belki bir irade ortaya koyup, bir değişik bir irade ortaya koyup bu türden vergilerle toplanan kaynakları belli bir süre Türkiye'nin deprem riski taşıyan veya başka bazı açılardan yenilenmesi gereken kentlerinin ve kentsel bölgelerinin finansmanına kanalize etmemiz gerekiyor. Bu bir konu. Bir diğer konu, biz aslında bakanla yaptığımız bir proje kapsamında bu öneriyi yapmıştık. Sonrasında o nasıl değerlendirildi bilmiyorum. Ama bizim imar planlama ve imar uygulama mevzuatımız içerisinde bir araç vardır. Biz buna düzenleme ortaklık payı deriz. Bu da şudur. Yani bir yerde imar planı yapılıp imar uygulamasına geçildiğinde orada vatandaşa ait olan, özel şahıslara ait olan arsaların %45'i bedelsiz olarak kamuya terk edilir. Buna düzenleme ortaklık payı denir ve bunun da gerekçesi şudur. O kamuda o %45 ile elde ettiği gelirle veya arsalarla orada yol yapar, okul yapar, otopark yapar, ibadet yeri yapar, karakol yapar. Genel kamusal hizmet ihtiyacını oradan finanse eder. Şimdi bu sistemde iyileştirme yapılabilir. Yani burada hem niceliksel hem niteliksel iyileştirmeler yapılabilir. Yani bu %45'i %50'ye çekersiniz. İlave bir %5'i kentsel dönüşüme veya depreme hazırlığa harcanacak bir fona direkt aktarırsınız. Ya da burada niteliksel iyileştirme yaparsınız. Örneğin bizim sistemimizde şu anda vatandaşın sahip olduğu arsa konut da olsa, ticaret de olsa, karma kullanım da olsa %45 oranında kesinti yapılıyor ama bir konutun getirisiyle ticaret alanının ya da karma kullanım alanının getirisi farklı. Peki. Buralarda kullanım türüne göre getiri miktarına bağlı olarak bu oransal artışlarla da yani niteliksel bir iyileştirmeyle de bu mevcut olan bizim düzenleme ortaklık payı dediğimiz kamunun imar ve planlama süreçlerinden bir değer elde etme meselesi de yeni bir araç haline getirilip buralardan da kaynak aktarılabilir. Yani bizim biraz mevcut kaynaklarımızı daha verimli, daha anlamlı kullanacak yaratıcı düzenlemelere ihtiyacımız var. Hazine arazileri ve kamu arazilerini gelecek kuşaklara saklamamız gereken, korumamız gereken değerler olarak görmeyi ben daha anlamlı buluyorum Meltem Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok kıymetliydi görüşleriniz. Benim aynı zamanda da okuldaşımsınız. O yüzden hocam diyeceğim size bir kez daha. ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Osman Balaban efendim bu saat diliminde bizimle birlikteydi. Kıymetli görüşlerini de aktarmış oldu konuya ilişkin.